Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, sizleri Fikir Atölyesi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biz geleneksel olarak mangallı toplantı yapıyoruz her sene. Bu sene de burada bu vesileyle buluşmuş olduk. Geldiğiniz için sağ olun, var olun. Aramızda öncelikle yandaş medyanın kokuştuğu bu süreçte halkın haber alma hakkını hakkıyla teslim eden gazeteci arkadaşlarımız var. Çeşitli gazetelerden, Türk Gazeteciler Birliği'nden onları özellikle selamlıyorum. Biz Fikir Atölyesi olarak yaklaşık 4 yıldan beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar Avrupa'daki toplumsal örgütlenmenin temel taşlarından en önemli inisiyatiflerinden biriyiz. Bundan sonra da Fikir Atölyesi olarak Türkiye'deki bu güzel yeni siyasi iklimi de göz önünde bulundurarak dünden daha kararlı, daha azimli bir şekilde Almanya'daki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeniden yapılanma modeliyle hakikaten burada eksik olan o temel taşları Fikir Atölyesi olarak herkesi kucaklayan Kürdünü, Türkünü, Lazını, Çerkezini, Alevisini, Sunnisini bir arada tutarak toplumsal muhalefetin öncülerinden olmaya talibiz. Dün olduğu gibi bugün de talibiz. Bunun için önemli projelerimiz var. Yaz sezonundan sonra, yaz tatilinden sonra bunları sizlerin desteğiyle hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mutlaka sizlerin de bize katkısı olacaktır. Evet, Fikir Atölyesi devamlı çalışması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Fikirlerin bir araya çağdaş toplumun toplayıp onların düşüncelerini, fikirlerini alıp ona göre bizim de siyasiler olarak, yerel siyasetçiler olarak onların düşünceleri ve fikirleri çok önemlidir. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesi önemlidir ama yaşadığımız Almanya ve yaşadığımız şehirde de hangi konulara el atacağınız beni çok ilgilendiriyor. Avrupa'ya baktığınız zaman her şey güzel değil. Yani Avrupa ülkelerinde Almanya, Fransa, İngiltere'ye baktığınız zaman yani dünyanın en zengin ülkeleri ama geçtiğimiz o yollardaki sıkıntılar, okul, eğitim, buna benzer taşeron işçiliği falan bunlar da Fikir Atölyesi'ni aslında ilgilendiren konular olması düşüncesindeyim. Çünkü yani 3,5 milyonluk bir Almanya'da yaşayan bir topluluk üzerine biz konuşuyoruz. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı işte söylediğiniz bütün bu topluluklar bir konuda birleşmesi gerekiyor. O konu işte eğer fikir atölyesi ise bu demokrasidir, adalettir, bu işçiye, emekçiye saygıdır. Bu olumsuz şeyleri o şehirde dile getirmektir. Olumsuz şeyler eğer bir ülke Almanya gibi dünyanın en zengin ülkelerinden birisi ise Kuzey ve Vestfalya'da 4 çocuktan birisi eğer açsa, o aileler mağdursa ve gittiğimiz okullarda da hala tebeşirle yazıyorsak, okulların içi ve dışı gerçekten olumsuzsa, bu da fikir atölyesini ilgilendirmek zorunda. Yani demokrasiyi burada yaşayıp ondan sonra Türkiye'ye aktıralım. Gerçekten böyle bir fikir atölyesine ihtiyaç var. Çünkü çeşitli yerlerde parça parça olunca insan gücünü ortaya koyamıyor ama birleşirsek güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Daha önce seçim çalışmalarında zaten katılmıştık. Evet. Beraber olmuyor, okuma günleri falan yapmıştık. Bundan sonra da yapabiliriz. Yani öyle bir duruma geldik az önce belediye başkanımızın dediği gibi
Yani tamam, biz burada Türkiye'liyiz. Dünya bizim vatanımız, Almanya vatanımız, Türkiye ana vatanımız ama dünya bir küçüldü. Şimdi belli sorunlar var. Sadece iklim sorunları bile önemli. Şu anda Almanya kuraklık yaşıyor. Bu bile bizi ilgilendiriyor. Bu konularda, çeşitli konularda beraber düşünceler üretebiliriz. Ben o bakımdan bu girişime çok olumlu yönde bakıyorum. Güzel düşüncelerinizle sizi selamlıyorum ve sözümü diğer arkadaşlara bırakıyorum ve hepinizi de saygıyla selamlıyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili beyler, beyefendiler, hanımlar, özellikle çocuklar, aramızda gençler, çocuklar da var. Onların olması çok hoş tabii. Öncelikle davet için teşekkür ediyorum. Ben Fikir Atölyesi'nin kuruluşundan beri başında içinde oldum. Çünkü dünyada her şey fikirle başlıyor, kafada başlıyor. Fikirle, güzel fikirler üretirsek bunlar bir süre sonra inanca dönüşüyor, inanç eyleme dönüşüyor ve dünya değişiyor. Geldiğimiz noktada hepimiz, artık kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, biliyorsunuz gençler Almanya'da, İsveç'te 14 yaşında bir kız İsveç'te iklim için gösteri başlattı. Cuma günleri bütün dünyaya yayıldı. 14 yaşında bir kızın kafasından çıkan düşünce. Dolayısıyla düşünce çok önemli. Fikir Atölyesi bu konuda bir boşluğu doldurdu. Duisburg'da eksik olan bir boşluğu doldurdu. Bu atölye, bu gibi girişimler dünyanın önümüze koyduğu büyük sorunlara küçük adımlarla cevap bulabilmek için düşünsel planda çok önemli diye düşünüyorum. Bunu tabii sadece sosyal paylaşımlarla, efendime söyleyeyim, ikili konuşmalarla değil, toplu olarak bir araya gelerek böyle birbirimizi yakından tanıyacağımız toplantılarla, görüşmelerle yapmak da gerekiyor. Birebir, %100, yüz yüze. Aramıza gençlerin de katılması gerekiyor. Bu bakımdan bunu çok önemli buluyorum bugünü. Genelde bizde siyaset konuşulduğu zaman hep Türkiye siyaseti ön plana çıkıyor. Ben Almanya'ya yaklaşık 38 yıl önce geldim. Geldiğim yıllarda göçün 22. yılıydı. Şu an yaklaşık olarak 60. yılı. Yani 60 yıldan beri bizler bu ülkenin bir parçasıyız. Bu vesileyle yani yarım yüzyıldan fazla bir ülkede yaşıyoruz ama halen daha siyaset konuştuğumuz zaman hep Türkiye. Her şey güzel olacak. İstanbul seçimleri, Türkiye seçimleri falan. Aynı şeyi ben de biraz yapıyorum ama belki lütfumuz kadar yapmamaya çalışıyorum. Yalnız demin de Sayın Belediye Başkanı'nın söylediği gibi artık ben diyorum 60 yıldan sonra buraya konsantre olmamızın zorunluluğunu biliyorum. Bizim o kadar çok sıkıntı ve sorunlarımız var ki bunları öne çıkarmamız gerekiyor. Geldiğimiz ülkeye de muhakkak bir gönül borcumuz var. Onu da yerine getirmemiz gerekiyor ama her şeyimizi o tarafa yönelmememizde fayda var diye düşünüyorum. Bu arada tabii yapılan bütün bu bir yıllık tartışmalar sonunda fikir atölyesi olması konusunda arkadaşlar karar verdi. Tabii gönül isterdi ki fikir atölyesi bütün dünya çapındaki konular için fikir üretsin. Ama bizim gibi birinci jenerasyondan gelen insanların çoğunlukta olması otomatikman Türkiye'ye ve çıkış durumunda göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'ye dönük çalışmalar yapmamız gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Fakat burada da görüyorsunuz yani adı üstünde fikir atölyesi. Burada tartışılan tek konu buraya dönük mü olsun, Türkiye'ye dönük mü olsun oldu. Bu da bir fikir. Yani tartışabiliriz diye düşünüyorum. Yalnız bu tabii ben doğru yolda olduğumuza da inanıyorum. Ben Firdevs Doğan, Wuppertal'dan geliyorum. Fikir atölyesi kurulalı 5 sene oldu. Ben 4 senedir içindeyim ve yönetimindeydim. İkinci seçimi bekliyoruz tabii, 5. seçimi. Ama ben şöyle düşünüyorum, demokrasi önce evde başlar, sonra kadınlarımızla başlar. Kadınlarımız aktif çalışmalarını istiyorum. Çünkü kadınlar olmadığı bir yerde hiçbir şey yok. Bütün derneklerde de geçerli, evde de geçerli, sokakta da geçerli, her yerde. İstanbul'u
Ekrem İmamoğlu ele alırsak kadınlar başardı diye düşünüyorum. Gerçek bu kadınların başarısıydı, gençlerin başarısıydı. Köklerim memleketimde, emmim dayım, bibim dezzem, anam babam hepsi Türkiye'de. Kendileri yaşamasa da yaşayan mezarları orada. Onun için ben oradan kopma şansım hiçbir zaman olmayacak. Ama ve lakin benim verdiğim meyveler var. Çocuklarım ve torunlarım, onlar da burada yaşıyorlar. Ne meyvesiz yaşamak istiyorum, ne köksüz. İkisini bir arada yaşatmak istiyorum, bu bir. İkincisi, yani burada kadın meselesi veya biraz önce arkadaşların değindiği konular var. Hakikaten çok çok önemli. Birbirimize destek olalım. Ayrılmalar, şunlar bunlar. Ya etmeyin, öz be öz kardeşler arasında kavga oluyor da örgütler arasında olmaz mı? Önemli olan oturup düşünmek ve üzerinde bir sonuca gelebilmek. O bakımdan herkese başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Ben her şeyden önce buradaki siyasi partilerde herhangi parti olursa olsun daha aktifleşmemiz lazım. Daha önem kazanmamız için, var olduğumuzu belirtmemiz için. Ondan sonra Türkiye'de içinde yeni deniz geçmişleri, yeni Sivas olayları gerçekleşiyor. Bunu iyi okumamız gerekiyor. En son Çukur'da gördük Kılıçdaroğlu'na yapılan olay. Ondan sonra siyasi parti bir demir taşa sahip çıkmamız lazım. Niçin MAPIS'te? Halet'in ben bu konuda bir fikir sahibi değilim. Bu gibi olayları daha fazla okumamız lazım ve buradaki aktif siyasette de gençlerimizi, çocuklarımızı iyi eğitim alarak buradaki siyasete kazandırmamız lazım. Bunun için iyi fikir nasıl olur? Diyalogla olur. İyi diyalog geliştirmemiz lazım. Evet.